İstanbul Ümraniye'de yaşlı adam evini satmak isterken dolandırıldı. Vicdansızlar 71 yaşındaki adama hediye çaydanlık göndererek oyuna getirdi. İddiaya göre sahte kargocu kapıya gelip yaşlı adama teslimat belgesi yerine senet imzalattı. Dolandırıcılar evi satın alacağını söylemişlerdi ama evimiz elden gidiyor şu anda. Devletten yardım istiyoruz. Çok mağdur durumdayım. 71 yaşındaki Mehmet Kaya kara kara düşünüyor. Nasıl düşünmesin ki, evini satmak isterken dolandırıcıların ağına düştü. 4 oğlum bir kızım var. Hurda toplayarak okuttum ve zor durumlarla bu evi yaptım zaten. Mehmet amca Ümraniye'deki bu tek katlı evini satıp 5 çocuğuna ev satın almayı hayal ediyordu. İşte ne olduysa ondan sonra yaşandı. Mehmet amca bu evi internet üzerinden satışa çıkardı. Ve dolandırıcılar Mehmet amcayı oyalaya oyalaya bu evi ellerinden aldı. Mehmet amca evini 480 bin liraya satmak için anlaştı. Bir süre sonra dolandırıcı param daha gelmedi diyerek yaşlı adamı oyalamaya başladı. Sonra da iddiaya göre özür dilemek için hediye olarak bir çaydanlık gönderip Mehmet amcayı tuzağına düşürdü. 76'dan beri oturuyoruz burada. Herkes de bilir ne olduğunu, neyin nesi olduğunu, neyle geçindiğimizi. Bu çaydanlığın değeri yaklaşık 500 bin lira. Nasıl mı? Dolandırıcılar Mehmet amcayı evi satın alacağız diye oyalarken nezaketen onlara bir çaydanlık gönderdi. Çaydanlığı da iddiaya göre sahte kargocu getirdi. Karşılığında Mehmet amcadan imza aldılar. Mehmet amca teslimat imzası attığını düşünüyordu ama imzalattıkları senetti. Senet imzalattırdılar. Kaç paralık senetti? 189 bin lira. Kaya ailesi vergi borcu için internete girince başlarından aşağı kaynar su döküldü. Binbir güçlükle çöp toplayarak aldıkları ev icradaydı. Tek mal varlığım bu var. Bundan başka zaten bir evim, bir daire, hiçbir şeyim yok. Bu da giderse biz sokakta kalacağız yani. Başka evim falan yok. Senette ilk yazan tutar 189 bin liraydı. Ancak o rakam yıllar içinde katlandı 500 bin liraya kadar çıktı. Şimdi Mehmet amcanın hukuk mücadelesi devam ediyor ama mahkemeyi kaybederse hayattaki tek varlığı bu evi de elinden gitmiş olacak. Hepimiz çöp topluyor. O da çöp topluyor. Ben de çöp topluyorum. Çöp toplayarak geçiniyorsunuz. Evet. Başka bir şeyimiz yok. Bir ilgimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ne olacak ev giderse, ne yapacaksın? Valla sokakta kaldık. Hiçbir yere bir şeyimiz yok, gelirimiz yok. Devletten yardım istiyoruz.